Ebu Fereç Ezdi yolu ile rivayet edilmiştir. İsa aleyhisselam bir köye gitti. Orada elbise ağırtan bir kassar çırpıcı vardı. O köyün ipliklerini ve dokumalarını beyazlatırdı. Fakat köy halkı ondan şikayetçiydi. Çünkü çırpıcı verdikleri dokumalardan ve ipliklerden bir kısmını kesip alıyordu. Bu yüzden İsa aleyhisselama dediler ki, Allah'a dua et, bizden koparıp alıkoyduğu dokumanın ve ipliğin bohçasıyla dönüp gelemesin. İsa aleyhisselam onun için şöyle yalvardı, Allah'ım bohçasıyla dönemesin. Kassar adeti olduğu şekilde bir dağa elbise artmaya gitti. Yanında 3 ekmek vardı. Onun gittiği dağda bir abid, ibadet ehli bulunuyordu. Kassarın yanına geldi ve şöyle dedi, ''Ekmeğin var mı? Hiç olmazsa bir koklayayım. Uzun zamandan beri hiçbir şey yemedim.'' Kassar ona bir ekmek verdi. Abid de ona şöyle dua etti, ''Allah senin günahını bağışlasın, kalbini pak eylesin.'' Abid ikinci ekmeğini de verdi. Abid bu defa şöyle dua etti. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Bunun üzerine Abid 3. ekmeğini de verdi. Bu sefer Abid şöyle dua etti. Allah sana cennette bir köşk yapsın. Ekmeklerini veren adam yatsı zamanı salimen döndü. Köylüler İsa aleyhisselama gittiler ve şöyle dediler. Ya İsa! Bu adam sapasağlam dönüp geldi. Hazreti İsa onu bana çağırın gelsin dedi. Çağırdılar. Hazreti İsa aleyhisselam sordu. Bugün ne gibi bir iyilik işledin? Gittiğim dağın civarına gezginlerden biri geldi. Benden ekmek istedi. 3 ekmek verdim. Ona verdiğim her ekmek için ayrı bir dua okudu. İsa aleyhisselam onu dinledi, sonra şöyle dedi, ''Bohçanı getir göreyim.'' Bohçayı açtı, içinde kara bir yılan vardı. Demir zincirlerle bağlanmıştı. İsa aleyhisselam yılana, ''Ey kara yılan.'' dedi. Yılan, ''Buyur, ey Allah'ın peygamberi.'' dedi. İsa aleyhisselam sordu, ''Ben seni bu adama salmadım mı?'' ''Evet, saldın doğru.'' Ancak ona dağdan bir abid geldi. Gelen o kimseyi doyurdu. O da her ekmek için ona ayrı ayrı dua etti. Bir melek de ona, onun duasına amin diyordu. Bundan sonra Allah bana bir melek gönderdi. Beni böylece demirle bağladı. Bunu dinleyen İsa aleyhisselam o adama şöyle dedi. İyiliğin seni kurtardı. Allah seni bağışladı. Bu iş verdiğin sadakanın bereketiyle oldu. Ebu Zer radıyallahu an şöyle der. Sadaka vermek 70 şeytanın sakal düğümlerini çözmek demektir. Çünkü hepsi sadakaya engel olmak ister. Katade şöyle der. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları söndürür. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir gün oturuyordu. Bir kadın geldi, elini yeninin içinde saklamıştı. Hazreti Ayşe ona sordu, ''Neden elini yeninden çıkarmıyorsun? Ey müminlerin anası, onu bana sorma.'' deyince, Hazreti Ayşe radıyallahu anha ısrar etti. ''Ama öğrenmek istiyorum.'' Bunun üzerine kadın anlattı. ''Anam babam vardı. Babam sadakayı severdi. Ama anam sadaka vermekten kaçınırdı. Anamın hiç sadaka verdiğini görmedim. Hayatında sadece bir parça yağ ve giyilmiş eski bir elbise sadaka vermişti. Vefatlarından sonra onları rüyamda gördüm. Kıyamet kopmuş idi. Anamı şöyle gördüm. Herkesin önünde ayakta duruyordu. Verdiği eski elbise edep mahalini örtmüştü. İç yağını da yalayıp duruyordu. Susuzluktan yandım diye bağırıyordu. Babam da havuzun yanında içip duruyordu. Sadaka olarak babam için sudan daha kıymetli bir şey yoktu.
bir bardak aldım, anama biraz su içirdim. Bunun üzerine yukarıdan şöyle bir ses geldi. Ona su verenin eli kurusun. Uyandığım zaman elimi kurumuş gördüm. Ameş yolu ile gelen bir rivayette Salim bin Ebi Cad anlattı. Bir kadın çocuğu ile beraber yolculuk yapıyordu. Karşılarına aniden bir kurt çıktı. Çocuğu kapıp kaçtı. Kadının yanında bir ekmek vardı. Telaşla koşarken bir dilenci ile karşılaştı. Ekmeğini ona verdi. Bunun üzerine kurt çocuğu getirip geri verdi. Gizliden bir ses kadına şöyle dedi. O bir lokma, bu bir lokmayı karşıladı. Mateb bin Semmi şöyle bir olay anlatır. İsrail oğullarından bir rahip, bir savmada, manastırda 60 yıl ibadet etti. Günün birinde bazı yerleri dolaştı, gördüğü manzaranın güzelliği onu hayran bıraktı. Kendi kendine şöyle dedi. Şu yerlere gitsem, biraz yürüsem, Allah'ın kudret ve azametini görsem. Gitti, yanında da bir ekmek vardı. Karşısına bir kadın çıka geldi. Kadın bir rahibeydi. Açıldı, bu hal onu şaşırttı. Rahip nefsine hakim olamadı. Sonunda kadınla beraber oldu. Bu sırada ölümü çok yaklaşmıştı. Tam o sırada bir dilenci çıka geldi. Yanındaki ekmeği dilenciye verdi ve arkasından öldü. 60 senelik ibadeti getirildi. Terazinin bir gözüne kondu. O bir hatası da terazinin öbür gözüne kondu. İşlediği o hata 60 yıllık ibadetlerinden ağır geldi. Sonra sadaka olarak verdiği ekmek getirildi, hatasıyla tartıldı. Hatasından ağır geldi ve kurtuldu. Bir gün Malik bin Dinar oturuyordu. Bir dilenci geldi. Ondan bir şey istedi. Onun evinde bir sepet hurma vardı. Hizmetçisine emretti. Onu bana getir. Aldı, yarısını dilenciye, yarısını da hanımına verdi. Hanımı ona şöyle dedi. Senin gibi hareket edene nasıl zahit denir? Sen padişaha eksik hediye göndereni gördün mü? Bunun üzerine Malik dilenciyi çağırdı. Kalan kısmını da verdi. Sonra hanımına döndü. Şu ayeti okudu. Onu tutun, bağlayın. Sonra cehenneme atın. Bundan sonra onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire vurun. Cehenneme böyle sokun. Hakka suresi 30-32. Ayetler. Ona soruldu. Bir kula bu şiddetli cezanın verilmesinin sebebi nedir? Şu ayeti okuyarak cevap verdi. Çünkü o, ulu olan Allah'a inanmazdı, fakirleri doyurmayı istemezdi. Hakka suresi 33 ve 34. ayetler. Karısına dedi ki, ey kadın, biz boynumuzun yarısını imanla cehennemden kurtardık. Bize düşen kalan yarısını da sadaka vererek kurtarmaktır. Bir Arabi vardı. Bol sürüleri olan zengin biriydi. Ama buna karşılık çok az sadaka verirdi. Bu da çoğunlukla bir zayıf kuzu olurdu. Bir gece rüya gördü. Koyunları, koçları kendisine hücum ediyordu. Boynuzlarıyla, başlarıyla ona vurmak istiyorlardı. Fakat o sadaka olarak verdiği kuzu kendisini koruyordu. Uyanınca şöyle dedi. Vallahi gücüm yettikçe senin benzerlerini çoğaltacağım. Bundan sonra malından çok sadaka ayırır, muhtaçlara dağıtır oldu. Ameş Heyseme'den, Heyseme de Adi bin Hatem'den naklen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden herkes Rabbi ile konuşacaktır. Sağına bakar, önce gönderdiğinden başka bir şey göremez. Soluna bakar, yine önce gönderdiğinden başka bir şey göremez. Sonra öne bakar, ancak cehennemi görür. Cehennemden korunun, isterse yarım hurma ile olsun.